Hoş geldin Merna. Nereden geliyorsun? Bize nasıl ulaştın? Klasik sorularla başlıyorum. Hemen ben de onlara cevap vereyim. 6 yıl önce Instagram'dan bulup... Bütün hastalarım gerçekten bu şekilde. Bütün senin sürecini takip edip sonra o süreçlere ben de başlıyorum. Valla meme ameliyatı yapacağız bugün. Meme küçültmeyle beraber ilerleyeceğiz. Asimetrim var, asimetrim de düzeltilecek. Kaç yaşındasın? Bu çok önemli çünkü çok geniş bir yaş skalamız var bizim. 18'den 60 yaşa kadar devam ediyor süreçler. Yaşını öğrenebilir miyiz? 42 yaşındayım. 42 yaşındayız. 40 desek hatta 35 desek geridir. O kadar geniş bir ambiyansta ki maşallah kendine çok iyi bakmış bir hastasın. Teşekkür ederim. Obezite geçmişimiz var. Çok ciddi bir sarkman yok aslında ama memede ciddi anlamda bir deformasyonumuz var. Yani ciddi boyutta da bir sarkmamız var. Ama sık yaptığımız işlemler olduğu için bu konuda ben çok rahatım. 6 yıllık tanıma evresindeyken birçok paylaşımımı zaten izlediğini daha böyle fotoğrafların çekilirken anladım. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyiyim, çok rahatım. Normal kaygılı olmam lazım. Benim şu an gerim gerim gerilmiş olmam lazım. Ama evdeki rutinim sadece şu an su içmiyorum. Onun dışında bir şey yok. Çok rahat hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde rahat yaşayacaksın. Büyük ihtimal sana olan güven ya da onu sıkıştırayım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güvene dayalı ilerlemesi. Ben mesela normalde işin arka planında da çalışabiliyorum. Çünkü genel olarak iki tane şirket üzerinden bütün işler ilerliyor ama sağda olmak o kadar hoşuma gidiyor ki bazen bana şey diyorlar, asistan mısınız? Ama gerçekten her gelen kız sizin gibi olduğu için böyle yani belli bir tanınmışlık var, birbirimizi tanıdığımız için hep böyle yanlarında olmak istiyorum. O yüzden yani enerjimiz geçiyorsa ne âlâ, hep böyle dinamik ilerliyor. Kesmeyeceğim buradan. Onun haricinde şimdi sürece gireceksin, birçok şey sayfadan deneyimledin. Meme ameliyatının öncesini çekiyoruz şu an ama bir söylemek istediğin bir şey var mı meme ameliyatıyla ilgili? Büyük konforsuzluklar yaşıyorsunuz memeyle alakalı. Ona dair evet, benim bir de 13 yıllık kronik sırt ağrılarım var. Estetik amaçtan ziyade bir anlamda da umarım inşallah o ağrılardan kurtulurum. Birinci sırada o. Sonrasında da tabii ki yaşadığımsa gömlek giyememek, düğmeleri birleştirememek. Yazın sıkıntı olması, sütlerin... Ay kolları kesmesi, pişikler onun kesmesi, vesaire. Hepsi bunlardan kurtuluruz inşallah. İşte inşallah kurtulursun ki kurtulacaksın da ne yazık ki Türkiye'de bu şeyler çok fazla konuşulmadığı için genelde kadınlar arasında bile büyük memenin problemi olduğu konuşulmuyor ama artık benimsemiş oluyoruz çünkü 5 kadınların 3'ünün yaşadığı bir sıkıntı bu ki biz şişmanlık döneminde neler neler yaşamış oluyoruz. Bugün seni büyük bir problemden kurtarmış olacağız. Yarın geldiğimde tekrardan böyle bir video çekmek istiyorum çünkü aslında o rahatlamayı ilk andan itibaren hissedeceksin çünkü karnınla memenin arasında ciddi bir yapışkanlık var. O memeler yukarı kalktığında burada bir efil efillik zaten anında hissedilmeye başlamış olacak. Güzel bir sürece giriyoruz. Umarım sen de gerçekten diğer hastaların çok memnun ayrılırsın. İnşallah. Yeni başladığımız için çok da söylenecek bir şey yok. Şimdi 5 dakikayı seni göndereceğim. Süreci zaten refakatçine de paylaşmış olacağım. Geldiğinde ben tekrar burada olacağım. Senin bütün sürecin tekrardan konuşulacak. Kademe kademe bütün her şeyin bilgisi aslında verilmiş olacak. Bakma ben çok paniğim, çok hızlı ilerliyorum ama ameliyata sizi atana kadar o stres benden gitmiyor. Sizi bir atayım, sonra alana kadar stresli bir şekilde background'da böyle bekliyorum. Sizi görüyorum ve böyle oh tamam bu kız da bitti oluyor benim için. Ben şu an sakinim, çıkınca ne olurum bilmiyorum. Ay çok sakin çıkacaksın. Çok güzel betimlemelerim var. O betimlemelerde böyle güzel güzel kendini ifade edeceğin noktaya gelmek istiyorum ama şimdi seni göndereceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Zaten ruj hiç gitmemiş. Bayağı duruyor rujunla beraber geldi. Nasıl hissediyorsun? Yani geleli 5 dakika bile olmadı. İyiyim. Sanırım iyiyim. Oy. Titremen normal. Ona odaklanma. Birazdan tamamen geçecek. Vücudun ısınmaya başlayacak. Bak tekrar söylüyorum. Üşüdüğün için bir problem olduğu için titremiyorsun. Tamamen kendine geldiğin için titriyorsun. Ağrın sancın bir şeyin var mı? Yok galiba. O mide bulantısı da yok. Ondan çok korkuyorum. Tamam. Ne olur kusmayayım diyordum yol boyunca. O yol boyunca dediğim sanki nereden geliyor? Ya şey oluyor tamam o ameliyatlarda şöyle oldu böyle oldu. İlk deşanmış bir tecrübe var sonuçta ortada ama çok keyifli geçiyor benim ameliyatı. Bak birazdan kendine geldiğini hissedeceksin. Sadece gerginlik hissin artacak. Yarın bu saatlerde tamamen gergin olmaya başlayacaksın. Onlar da geçtikten sonra her şey normalleşmiş olacak. Tamam mı? İyisin iyi. Hafifleme istiyor musun?
500-500 almış totalde. Ters hafifleme mi? Yok, onu daha istedim. Bütün iç dokuyu kullanmış. Şu an göğsün aslında, dedim ya sana, çok protez gibi durmayacak. Şu an tamamen sanki protez varmış gibi duruyor. İki tane küçük topun var. Çok böyle büyük durmuyor, bırakmadı. Açacağım birazdan. Seni biraz sakinleş. Hemen de seni bir açıp bakacağız o cilde. Ay, ne koyarsın? Hepsi durabilecek ama. Ya Mehmet'e gerçekten sarkmaya çok müsait bir yapısı var yer çekiminden dolayı. Bir de kilo verince istemsiz bir şekilde sönüyor. Ben şimdi meme yaptıran insanların enerjisine çok hakim olduğum için hem kendimden hem de diğer hastalarımdan inanılmaz derecede bir enerji. Yani her yerini yaptır ama memenin mutluluğu inanılmaz farklı. İnşallah. Çok sıçacağım. Ay senin yerin. Şeker gibi yani, o kadar rahatladım ki Allah'ıma şükür. Olsun. Çok korkuttum. Ben keşke taze diyebilir mi? Daha değil. Şu an telefon vermek eline yasak. Titremesi geçene kadar 4 saate kadar kalkmayacak, su içmeyecek, yemek yemeyecek. 4 saatin sonunda zaten muhtemelen kendi ucunu kendi sürdü. Anne biliyor mu önceki halini? Tabii tabii, her şey bunu biliyor. O zaman şimdi gördükten sonra diyecek ki kızım iyi ki yaptırmışsın. Yani eski nesil buna gerçekten şeyler. İşte o kendi sağlığından dolayı bir şey yapıyor annesi. Acı çektiğinden dolayı. Ondan şey... Meme güzel bir şey. Memenin diki makbuldür, kalem durmayanı makbuldür. Meme gerçekten memelerimiz yok. Ortak arkadaşımız var. Jüpiter nesinden yarı kilo, yerinden yarı kilo mu? Valla totalde 500 gram gibi bir şey çıkmış muhtemelen ama ikisi de 500-500 olabilir. Tam olarak ne dediğini anlamadım. Görsellerini istedim hocadan. Eğer gelmiş olursa görsellerini üzerinden bakacağız. Onları alalım, güme yaptırıp. Hatta. Attı mı sen? Totalden çıkamaz o kadar gülmeleri. Çıkabilir. Çıkar mı? Ama şey yapmış, dokudan hiç almamış, kıvırmış memeyi. Tamamen kıvırmış yani, cildi komple çıkarmış almış. Cildin bir ağırlığı yok. Memede de yağlanma olmadığı için totalde çıkan ağırlık çok büyük olmuyor. Yani içi boş böyle sallanıyordu ya, artık böyle dolu dolu duracak böyle yukarıda. Çok seviyorum meme ameliyatlarını. Hem çok hızlı hem hastalığı. Şu an bir de çok kişiye dokundun gerçekten. Mesela şeyi de, fotoğraflar çekilirken Sena'ya da söylediğim oydu. Ben internette fıldır fıldır arıyorsam kendi öyküme benzer öyküyü, dolayısıyla hani bu fotoğraflar da paylaşılsın, görülsün ki birisi de kendisine benzeyen bir memeyi görmüş olsun ki rahatlasın. Öyle başladı zaten süreç. Senin hikayen de öyle. Ben her sürecimi paylaşayım. Benim dışında birileri de bundan nasiplensin, faydalansın şeklinde. Yani hastalarımın birçoğu bu şekilde. Sadece hastam çok tesettürlüyse ben diyorum hani istemezsem paylaşayım. Bazen çoğu tesettür hastam ve sırf bu mantıktan dolayı paylaşımlara izin veriyor. Çünkü iş gerçekten böyle başladı. Ben değiştim, birçok insan değişti. Ya ben bu kadar biliniyorsam gerçekten bunlar hiç konuşulmuyordu. Bir de gerçekten çok iyi yapıyoruz ya. Allah'ıma da şükür olsun. İnşallah. Çok emek harcadım işin arkasında. Şu an 12 tane cerrah var hizmet veren ve 12'sinde hastaya göre planlamalarını hep ben yönetiyorum ve diyorum ki gerçekten iyi sonuçlar çıkıyor. İstanbul dışı? Var ama İstanbul dışına ben kendim gidemediğim için kabul etmiyorum. Çoğu ya buraya geliyor, buraya davet ediyoruz, burada yapıyoruz işlemleri ya da kesinlikle çıkmıyorum. Çünkü benim görmem lazım. Hele ki sayfadan biri beni tanıyorsa benim o hastayı mutlaka görmem lazım. Ya ne oluyor? Ben görüyorum, hastam rahat geçiriyor, süreç keyifli geçiyor. Normalde mesela plastik cerrahi bu kadar keyifli geçen bir süreç değil. Güzel olması için emek harcıyoruz. Hissedilebiliyorsa, dediğim gibi karşı tarafa geçiyorsa ne alem. Nasıl geçti? İyi misin şu an? İyiyiz. Her şey çok güzel geçti. Sağ olsunlar, güzel dilgilendi. Dün bir doğum vardı. Ben biraz hareketli bir kata yatırdık. Seninle ne yazık ki. İyi olmuş ama yine hiç sıkıntımız yoktu. İyiydik, güzeldik. Personellerle konuştum, saat başı baktım, normalde yazıyorlar şöyle oldu böyle oldu diye, ben iletişime geçiyorum. Gece mesela saat başı telefonu kontrol ettim, hiç mesaj gelmemiş, dedim herhalde uyuyorsunuz, uyudunuz mu, güzel, güzelleşti misiniz? Ben de dinlendim, çok güzel atlattık, her şey çok güzeldi, inşallah sonrası da öyle olur. Şimdi sonrasından bahsedeyim mi İhsan? Şimdi buradan ben seni çıkardığımda artık bu normal bir periyodun içerisindesin ama ben ameliyat gününden itibaren 10 gün hastamın kendini korumasını istiyorum. Ne yapmıyoruz? Çekmiyoruz, yukarıdan aşağı bir şey almıyoruz, yukarı bir şey koymuyoruz ve ağır taşımıyoruz. Onun haricinde oturman kalkmandan, kollarını kullanmandan yana hiçbir problem yaşamazsın. Zaten hiçbir şekilde de ağırlığı yok. Sadece şunu düşünme, ay bir şey yaparım dikişim açılır. Dikiş açılması böyle bir şey değil. Eğer ki kaza bela Allah göstermesin bir şey olmadığı sürece
Yani o dikişlere dışarıdan müdahale edilmesi, dikişlerin dışarıdan bir şekilde işlem görmediği sürece hiçbir şey olmaz. Böyle bir durum var. Şimdi çok gergin bir memen, çok da büyük dikişlerim var memede. Yatay kenarların çok geniş olduğu için. Biz ne bekliyoruz? Bu çatal noktalarında bir meme halkasının ucunda, bir de alt tarafında açılma ihtimali var. Çünkü çok fazla gerdik seni. O da bulgur kadar, mercimek kadar sanırım kocaman açılma. O şekilde oluyor. İyi bakarsak çok hızlı kapanıyor. İyi bakılmazsa eğer o birazcık daha uzayabiliyor. Ama genelde benim hastalarımın işlemleri bir haftanın sonunda tamamen normal evde yapılan bir pansumanla kapanmış oluyor. Ki zaten birebir benim kendimden anlattığım videolar. Ama ne olacak? Biz senin takibini çok güzel yapacağız. Herkese merhabalar. Dün mama ameliyatı olan hastamızın yanındayız. Dün meme küçültme işlemi gerçekleşti. 1 kilonun üzerinde doku kaybetti hastamız ve ilk geldiğinden beri çok rahat bir hastaydı ama süreci sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Nasıl geçti? Her şey çok güzel, gayet yolunda. Beklediğimden de iyi geçmiş oldu. Görsel çok güzel oldu. İstediğin ölçüye yakın bir ölçü olmasını istedik biz hep küçük küçük dediğin için. Ama çok da böyle kadınlık görselini kaybedecek küçük memelerden yana değilim ben. Çünkü büyük meme problemi yaşayanlar hep şey diyor, hepsini alın, hepsini alın ama sonuçta bu memeler kullanılmaya başladı. O yüzden şu an tam B kap görünen bir göğüs ölçüsüne sahipsin. İlk geldiklerim bayağı D gibiydi. Evet. Dolu doluydu. Aslında çok dolu olmasa bile çok fazla cildin vardı, sarkma çoktu. Hafiflemesi hissediyor musun? Ondan sonra daha net hissedeceğim ama tabii ki hafiflemişte hissediyorum. Tabii şu an şişme ödem sürecim başladı. Ağrı sancın ne durumda? En çok bundan korkuyorlar. Meme olacağımı çok korkuyorum ki bence konfor ameliyatı küçültme ameliyatları. Çünkü benim zaten boyun fıtığı, bel fıtığı, işte pişikler vesaireden dolayı. O en çok korkanlardan birisi büyük ihtimal benim. Yani en başa yazabiliriz. Ama asla korktuğum gibi olmadı. Çok şükür çok güzel geçmiş oldu. Sadece minik sızılar, sancılar şeklinde ama ağrı değil. Zaten birkaç gün içerisinde o sızıların da tamamen geçtiğini hissedeceksin. Sadece şöyle bir şey var, çok gergin bir memen var çünkü toparlanması aslında zor bir memeydi. Alt doku çok geniş olduğu için gerginliğe bağlı sızı hissediyorsun. Normal böyle bir toparlama olsa da hiç sızın olmayacaktı çünkü gerçekten çok konforlu geçen ameliyatlardan bir meme. Onun haricinde şimdi şu an daha çıkışın yapılacak, yani daha birinci gününde olmadı bile mesela, erken tadı uzunluk veriliyor meme ameliyatlarında. Çıkabilecek konumda mısın? Rahat mısın? Hani biz böyle sanki insanları gönderiyormuşuz hissiyatı olmasın diye soruyorum. Yok, hayır. Ben hatta yani vücudumu rahat kullanamayacağımı sanıyordum. Ama kolumu, bacağımı, her yerimi gayet rahat kullanıyorum. Yemeydi, içmeydi, her şey çok yolunda. Sanki bu ameliyatı olmamış gereği. Mesleği paylaşmamda aynı sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Şimdi bana bu dönemlerde genelde öğretmenler çok fazla gelir. Öğretmenlerimiz tatillerini yaparlar. Okul başlamadan da hemen ameliyatlara gelirler. Neden bilmiyorum ama ben çok fazla öğretmenin memesini toparlattım bu dönemlerde. Ve çok da üst üste geliyor. Herkesin korkusu işte tahtaya yazabilecek miyim? Dışarıdan anlaşılır mı? Görsel olarak dışarıdan anlaşılır giyim tarzınıza göre ama kollarını kullanmadı. Bugünden itibaren az önce kollarını hareket ettirdim. Nasıl hissediyorsun? En çok korktuğun şey tahtaya yazı yazabilecek miydi? Gerçekten öyleydi. Ben korktum kollarımı kaldıramayacağım diye, üstümü giyemeyeceğim diye ama birlikte de yaptığımız gibi gayet güzel kaldırdım. Pilatesi hazırdım o derece. Ya, kesinlikle 5 ay spor yasak, öyle şeyler yaşayalım. Yapmıyoruz. Çünkü hoplama zıplama durumlarında göğüste ağrı hissedersin. Yaklaşık 2 ayda ben cinsel ilişki kesinlikle yasaklıyorum. Yatış pozisyonunda kesinlikle yanlara yatmak 10 gün boyunca yasak. Sırt üstü devam et. Zaten hep söylüyorum, yapılmış memenin üstüne asla yatmayın. Çünkü gerçekten bozulmaya çok müsait. Sonuçta bir bıçak değiyor, bir işlem veriyorsunuz. Bence estetik zaten maddi manevi bir yatırım. Onu kullanın. Düzgün kullanın ki bozulmasın. Evet. Bu noktadayım. Ya bundan sonraki bütün giyim tarzının değişeceğini düşünüyorum. Özellikle büyük meme gerçekten, dün de bahsettik ya, işte gömlek kullanımı, crop vesaire giydiğin zaman çok insanı rahatsız ediyor. Bu saatten sonra askılı elbiseler, askılı body'ler, dekolteler, işyanlar görürüz. Çünkü tarzın çok güzel, çok böyle dişil bir kadınsın. İnşallah o evrelerinde dahil olmak lazım. İnşallah onlarla birlikte görürüz. İnşallah. Söyle mesela, hiç var mı bizimkilere? Böyle kızlar ne soruyorlar, ne yaptınız, ne yaptınız diye. Mutlaka ve mutlaka Büşra'dan destek alın. Öyle değil, öyle söyleyince de şey, reklam gibi oluyor. Ha, reklam gibi yapmayalım o zaman. Dur, yönlendir beni. Yok, nasıl istersen, şaka yapıyorum. İstediğin gibi söyleyebilirsin. Sonuçta bir tanışmışlık başladı, işlemi yaptık. Hizmetimizden memnun musun? Ekipten memnun kaldın mı? O zaman şöyle söyleyeyim. Kırpacaksın zaten, bunlar kırpılacak değil mi? Kırpmam, ben gidiyorum zaten. Çok tatlı senin sohbetin çünkü. Kırp kırp, güzelce kırp.
Hiçbir tereddüt olmadan, kaygılar olmadan süreç çok iyi yönetiliyor. Kendinizi çok rahat teslim edebilirsiniz. Evet. Gene reklam oldu. Ya şey gibi, sanki hastaları kendimi öldürüyormuşum gibi oluyor. Evet, çok haklısın ama içimden gelen de o, çünkü yaşadığım süreç bu. Çok... Hemen Büşra'ya, Sena'ya teslim oldum. Teşekkür ederim. Çok ayağına sağlık. Güzel mi?